O El Chapo geldi ya. Hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk. Seni ben İyiyiz. bir Ne sormalı? boost diyeceğim abi sesini. Çünkü en ilginç Az mı konuklardan... geliyor? Efendim? Aa, ses az mı şu an? Evet, biraz az. Ben boostladım seni. Tamam. Doğru yazmışımdır inşallah. Guatemala. Böyle mi yazılıyordu? Guatemala, aynen. Tamam, doğru yazdım. Abi El Chapo, gördüğümüz en ilginç ülkelerden birisi olacaksın abi. Şimdi Güney Amerika tamam, eyvallah, ama Guatemala. Yani ben Guatemala'nın adını biliyorum. Neden biliyorum? Amerika'nın yasa dışı hapishanelerde yakaladığı insanlara waterboarding işkencesi yaptığı kaçak hapishanesinin bulunduğu bir ülke olarak biliyorum aşağı yukarı. Nedir abi, Interpol'de falan mı çalışıyorsun? Nedir durum abi? Nasıl gittin? Bize biraz anlatır Yok mısın? abi. Öncelikle buraya Türkiye'den gelmedim ben. Uruguay'dan geldim. Evet. Uruguay'da yaşıyordum. Buraya da kahve işi için geldim aslında ama ondan sonra işte kahve işinden vazgeçtim. Bar açtım Aa, ben burada. onu duydum. Onu yapıyorlarmış. Oradan kahve alıp Türkiye'ye gönderip inanılmaz manyak kahve deyip 3. Aynen. 4. nesil kahve dükkanlarında satan insanlar bol bol varmış. Sen de oradan mı yürümeye çalıştın reis? Aynen. Ben de kahve tadımcısıyım. Gelip burada Evet. işte kahveyi tadımlayıp notunu verip o şekilde satmaya çalışıyoruz. Ama şu anda tabii mümkün değil. Şu anda Yani her yer dolar sağ kilit. olsun. Peki Aynen. hocam, nasıl tadıyorsun kahveyi? Ya kahvenin nasıl tadıyorsun? İlk önce işte kavuruyorsun taze Ya sen kahveyi. kahve eksperi falan mısın? Evet, onun gibi bir şey. Evet. Kavuruyorsun. Kavurduktan sonra belli bir dinlenme süresi var. Onu ondan sonra demleyeceğin ayarda çekiyorsun kahveyi. Demleyip hep birlikte en az 3 kişi olması gerekiyor tadımda. Evet. Herkes tadımı yapıp hem kokusal hem işte tadarak hem sıcak, orta bir de soğukken tadıyorsun. Üç farklı Onları şekilde. puanladık. Aynen, onları puanladıktan sonra herkes karşılaştırıyor ve net puanını, son puanını buluyorsun. Genelde iyi kahveler 88 puan ve üzeri oluyor. Yani Peki böyle 90-91 puan, 90-91 puan kahve mesela çok pahalı olur. Bulunmaz. Bu maceralarında içtiğin en iyi kahve neredeydi ve içtikten sonra şöyle bir şey yaşadın mı? Abi dayanamıyorum. Böyle bir kahve olamaz. Şu anda çekirdeklerini sikimi sokacağım falan. Böyle çok heyecanlandığın oldu mu hiç? Japon'un bir kahve değil mi? Oldu. Evet. Burada Huehuetenango diye bir bölge var. Oranın kahveleri meşhurdur. Evet. Orada içmiştim ve gerçekten ne oluyor dedim. Zeytin tadı vardı kahvede. Hı. Aa, doğru, Guantanamo'ydu bu arada. Guatemala ile alakası yoktu hapishanenin. Salam ben. Onu iyi dedin. Evet, ben karıştırmışım. Ama Guatemala'ydı, bir yerden duymuşum. Doğru, Guantanamo Bay orası hatta. Bir körfez. Tamam. Benim mallığım. Buyurun. Özür dilerim. Konunun dışına saptık. İçtin abi kahveyi. Ne hissettin yani? Ne dedin ya? Arkadaşlar, bunun bir 95'i var. Rahat 95 falan mı dedin? Ne oldu orada? Ya o puanlamada şöyle çok fazla şeye bakılıyor. İşte ağzındaki tada içtikten işte aftertaste deniyor. Kokusuna vesaire yaklaşık ya 30'dan fazla şey var. Seçenek var, oradan puanlıyorsun hepsini. O en aklımda kalan işte o şeydi. Zeytin tadı gelen böyle hafif böyle martini gibi, sanki martini içiyorum gibi olmuştu. Kaç puan verdiniz onu? O 87 idi galiba. Aa, 88'e yakın yani baya. Evet. Okey, güzel. Peki siz böyle bağımsız bir kuruluş musunuz mesela? Yani hani bir yere mi çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Kendiniz puanlayıp kendiniz satarsanız, çünkü bu pek mantıklı olmaz yani. Birisi satıyor, size Evet. tadı nasıl diye soruyor herhalde. Ya şöyle, o biraz değişiyor. Hem federasyonlar Evet. var, hem işte benim gibi gelip burada tadım yapanlar var. Ama genelde işte Japonya'dan gelen oluyor, Kore'den gelen oluyor. Hı. Onlar
Adam mesela kafesi var Japonya'da, küçük bir kafesi var. Hı. Geliyor burada, tadımı yapıyor. 3 kişiyle 4 kişiyle gelip tadımı yapıyor. Beğendim diyor, alıp gidiyor. Bizde daha çok tadım yapıp işte Türkiye'ye yolluyoruz. Örnekleri yolluyoruz. Orada da tadım yapılıyor. Hı. Tadım yapmak isteyenler tabii. Beğenirlerse alıyorlar o şekilde. Yoksa bir şeye Evet. bağlı değildir yani. Chat'te saçma sorular var. Ben muhtemelen bu soruya nasıl cevap vereceğini tahmin ediyorum. Önce ben cevaplayayım senin yerine. Doğruysa doğru de. Mesela diyorlar ki Nescafe'nin puanı kaç, Türk kahvesinin puanı kaç? Ama sen kahve türüne yani içiliş şekline değil, kahvenin çekirdeğinin tadına puan veriyorsun muhtemelen. Sonuçta Türk kahvesi kahve çekirdeği değildir. Kahvenin işlenme şeklidir diyeyim, değil mi? Evet. Aynen Aynen öyle. Nescafe de o şekilde. Sen kahvenin çekirdeğinin kalitesine puan veriyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Kahvenin Doğru cevap. çekirdeğini Türk kahvesi içilme çekilme şekli, kahvenin çekilme şekli. Hatta Evet. her yerde bilinir bu. Burada da biliniyor. Turkish şeyi var, ayarı var onun. Adını Evet. Turkish diyorlar. O ayarda çekip Türk kahvesi oluyor. Anladım. Yani çekilme ve mesela biz Kıbrıs'ta tek kavururuz. İşte çifte kavrulmuşu var, bilmem nesi var, zartı zurtu var. Tabii herkes kendi damak tadına göre seçmesi gerekiyor sonuçta. Kahvelerde mesela neydi? Robusta ve Arabica olarak çekirdekleri genel ikiye ayırıyorsun. Robusta daha çok kafein oranı, Arabica daha içimi kolay. İşte artık ne kadar közlenmiş seviyorsun, ne kadar kafein seviyorsun herkesin damak tadı günün sonunda. Evet. Evet. Peki hocam, Ama bu işe nereden girdin sen ya? Amayı söyle, amayı söyle. bu işi yapmıyorum şu an. Okey, ama nasıl Aması girdiğini ben oydu. merak ettim. O işe nasıl girdin? Nasıl girdim? Ben aşçılık okudum lisede. Evet. Ondan sonra Amerika'da çalıştım bir süre. Sonra Hı. Türkiye'ye döndüm. Müzik falan yaptım arada. O sırada Polonya'ya gidecektim okumaya, lehçe öğrenmeye. Bir babamın arkadaşıyla tanıştım. Adam Almanya'da yaşıyor diye hani soralım edelim diye. Adam boş ver dedi, kahve işi yapalım dedi. İyi demiş Sen aslında. dedi git. Git dedi, öğren dedi. Ben de Guatemala'ya geldim. Evet. Öğrendim kahveyi. Burada işte arkadaş çevrem oldu. Evet. Ondan sonra birlikte iş yapmadık onunla. Ama daha sonra buradaki tanıdıklarımı kullanarak ben kendi başıma girdim. Peki şu an ne işle uğraşıyorsun abi? Şu an barım var burada. Bar açtım. Ediyor mu? Yani şu an kapalı zaten virüs olaylarından E tabi. dolayı. Ama güzel yani. Ediyor mu yani? Amerikalı falan mı geliyor çok? Aynen, turist çok fazla var burada. Antigua bölgesindeyim. Evet. Çok fazla turist var ama Kanada, tabii şu an. Amerika akıyor diyorsun. Aynen. Burası bir de İspanyolcanın böyle öğrenme merkezi gibi bir yer Guatemala. Avrupa'dan Ha. çok insan var burada Nasıl İspanyolca öğrenmek İngilizce isteyen. için Malta, İspanyolca için Guatemala mı? Mantıklı, Evet, aynen. mantıklı. Ucuz da herhalde bir tık. Guatemala bu kıtanın en ucuz ülkesi. Hı. O yüzden rahatlıkla insanlar geliyor, Şimdi takılıyorlar. ucuzluk olduğu zaman aynı zamanda tehlike de çok yüksek oluyor. Tehlike durumu nedir Guatemala'nın? Tehlike Guatemala City, yani başkent tehlikeli. Evet. Onun dışında diğer kasabalarda, şehirlerde tehlike görmedim. Barda uzun yaşadım ve tehlike yoktu. Ya tabii ki böyle girilmeyen sokaklar var, o her yerde olduğu gibi. Hı. Oraları girmezsen başına bir şey gelmiyor. Peki İspanyolca durumun ne baba? İspanyolca durumum iyi, anlaşabiliyorum. İlk başlarda kursa gittim burada. Ama tabii kursta öğrettikleriyle sokakta konuşulan yani dağlar kadar fark var orada. Tabii. Millet küfür kıyamet konuşuyordu. Evet. Kursta da öğretmedikleri için İspanyolca ortalama şu an. Anladım. Kaç yaşındasın hocam bu arada sen? 27. 27. Orada saat kaç hocam? Aynen. Burada saat
Akşamüstü falan mı? Yok, öğleden sonra 3:30. 3.30, evet. Vay be hocam. Peki yaşam standartları nasıl? Yerel halk açlık içinde taklam atıyor. Kartel var mı? Nasıl bir yer Guatemala? Şöyle, yani yaşam sıkıntıları yok aslında. Burası böyle Amerika'nın şeyi gibi bir şey. Nasıl derler? Amerika'nın Call kolladığı mı? kolladığı, bir de Amerika buraya call center'lık yapıyor. Ya buradaki Amerika'daki bütün şirketler call center'larını buraya kurmuş. Ha evet. Okey. Buradaki herkes call center'da çalışıyor. Aa. Peki Evet. İspanyolca olarak mı ağırlıklı? Yo, İngilizce. Allah Allah. Evet. Çoğu insan call center'da çalışıyor. Onun dışında zaten tarım çok yapılıyor. Muzdur, kakaodur, kahvedir. Bunlar bayağı şey yapıyorlar, dışarı satımı Evet. yapıyorlar. Yani şeyleri yok. Fakir insan var, evet, sokakta yaşayan insan var ama yüksek gelirli insan yok pek fazla. Herkes orta seviye. Yüksek gelirli yok diyorsun. Yani Yok. Ya birkaç kişi ülkede, onlar da işte o şirketlerin call center'ın sahipleri. sahibi. Anladım, anladım. Evet. Yani yolda bir Bugatti göremiyor musun? Yok, Altyapı göremez. nasıl? Var mı altyapı? Altyapı da sıkıntılı. Yol yapmamışlar yani. Yok. Bizde yol Zaten çok. benim mesela yaşadığım kasabada Bayağı toprak yasak yol. şey ya. Toprak değil de taş yol ve yani duvara çivi çakmak dahi yasak. Çünkü yapılar çok eski. Evet. Eski İspanyol evleri. İşte bu kocaman avludur. Ne bu Vesaire. ilk O koloni yüzden dönemlerimden falan mı kalma böyle? o kadarını tam bilmiyorum ama bayağı eski evler. Yani işte duvarın kalınlığı 1,5 metre falan. Oha. Evet. Ne nasıl duvarlar şey mi böyle? Ne denir ona? Kum taşı falan filan mı? Normal taş. Büyük. Bizim taş evler gibi ya. Ha taş evler gibi bayağı. Allah Allah çok ilginç. Peki hocam. Orada Türk var mı hocam? Varsa nasıl takılıyorlar? Ne yapıyorlar? Orada da bir getto yapmış mıyız? Her yerde Türk Türk burada vardır yok abi. ya. Abi her yerde Burada vardır. yok. Döner kebap yok mu şimdi orada? Başkente gittiğimde büyükelçiliktekiler söylemişti. Bir tane restoran varmış. Evet. Başka da bilmiyorum ben. Başka Anladım. söylemediler zaten. Ama bir Anladım. kebapçımız var. Güzel. Peki Türk'üm dediğinde nasıl bir tepki alıyorsun yerelden? yani şaşırıyorlar. Çünkü tanımıyorlar bizi. Evet. Türkiye'yi bilmiyorlar. Hatta işte hangi dili falan konuşuyorsunuz diyorlar. Deveye bindiğimizi düşünüyorlar mı? Deve var mı Yok, deve? onları bilmiyorlar. O kadar bilmiyorlar yani. Evet. O Tamam. kadar bilmiyorlar. Okey, çok iyi. Yani sen kendi dilin var dediğinde şey oluyorlar mı böyle? Ha siktir lan öyle dilim var falan oluyor mu Aynen. yani? Çok şaşırıyorlar. Böyle konuşsana falan, böyle bir şeyler söylesene diyorlar. Allah Allah ya çok ilginç. Peki var mı böyle Guatemala'da arkadaşların sıklıkla görüştüğün kız arkadaşın var mı? Bir hayat kurmayı düşünüyor musun orada? Ya şöyle, virüs sebebiyle tabii burada 1,5 aydır falan sokağa çıkma yasağı var. Virüs sebebiyle İsveç'ten yüksek iyi ihtimalle ki yönetiyorlarmış bu arada. İsveç'ten iyi yönetiyorlarmış. evet. Guatemala'ya props buradan abi. Bayağı yani Türkiye'de daha Türkiye sınırlarını kapatmamıştı. Burada sokağa çıkma yasağı getirdiler ve vaka sayısını açıklayayım ben. Şu Kaç abi? anda son bildiğim vaka sayısı 67 idi. 67'ye rağmen 1,5 ay önce sokağa çıkma yasağı geldi. Peki abi vakalardan habersiz olma ihtimalleri var mı? O zaten öyle. He. Yani o da ya çünkü geçenlerde biliyorsun nereyi en son Bangladeş'i mi ne tebrik ettiler vaka sayısı düşük diye. Ya benim aklımdan geçen ilk şey yani kaç tane test yapmışlardır ki amına koyayım oldu sonuçta. Evet. Ya burada da öyle ya. Burada sağlık sistemi çok kötü. O yüzden ben de o şekilde inanıyorum. Yani test falan yapmıyorlardır.
Yani muhtemel, muhtemel. Evet hocam. Var mı komik anı, hikaye? Valla komik anı hikaye çok var. Bu arada kartel de var burada. Ha, onu sormuştum. Evet, kartel ne durumda orada? Kartel de var. Hatta burayı açmadan önce geldiler. Ben burayı, sen buralı bir arkadaşımla beraber açtım, Eduardo diye. Genelde o ilgileniyor ve işte konuşmalarda falan. Buraya geldiler hatta. Geldi, bana haber verdi. Kartel geldi dedi. Bir Tabii adam geldi. yolluyorlar. Değil mi? Aha, bir Evet. baktım yani bildiğin adam zaten Latin, kel, böyle bıyıklı, ince bıyık falan var. Baktım, ah harbiden kartel gelmiş dedim. Ya sırtında Adam keleş de mi öyle. geldi amına koyayım adam? Yok, böyle Silah onu taşıyor fark muydu? ettik. Silahını görmedim ama iki tane adamı vardı, öyle geldi. Burada normalde belediyenin aldığı bir karar var. İşte barlar, gece kulüpleri falan gece 11'de kapanıyor. Turistik yer olmasına rağmen. Yani Evet. sabaha kadar falan filan yok. Burada o karteller de şey yapıyor. İşte 2'ye kadar, 3'e kadar açık tutmanı sağlıyor seni. Sikiyim belediyeyi diyor yani kartel. Aynen. Çok iyi bunu koyayım. Ama pay istiyor. Tabii. %20'lik bir pay istiyor. Aslında düşündüğün zaman iyi. Çünkü çok fazla turist var burada. Peki %20'yi Ve nasıl her hesaplıyor yer abi? Kartelin muhasebecisi mi var? yani o şekilde, onu bilmiyorum. Direkt adam geldi bastı. Yani %20 diyor. eksik versen nereden bilecek %20'yi? Yani o konuyu bilmiyorum. Onu Eduard da hallediyor. Ya Eduardo zaten şey yapıyor. Onun zaten buralı olduğu için, bir de o şeyde başka bir şehirde, Şela denen bir bölgede. Evet. Şelalı insanları da şey yapıyorlar burada. Korkuyorlar onlar da. Genelde o şey yapıyor, konuşuyor. Barda kavga çıkıyor mu hiç? Burada, burayı daha şey yapamadık işte. Açılışı olmadı. Ha, koronadan patladık diyorsun. Evet. Peki Koronadan hocam, patladı. komik hikaye alalım. Ya komik hikaye burada çok fazla var da şey, böyle yayında anlatılacak gibi değil. Uruguay'da var mesela bir tane. Evet. Uruguay'da da 6 ay yaşamıştım. Tosun'la mı karşılaştın? Ne oldu? Yok ya, Tosun yoktu da orada. Uruguay'da da bu arada çok ilginç bir yer. İmkanı olan bence gitmeli, görmeli. Allah Allah. Evet. Bu Torbalarda su arada satılan orası mıydı ya? torbalarda su mu? Ya bir tane Güney Amerika ülkesi vardı böyle torbada satıyorlar suyu, şişede değil. Neresi? Orasıydı ya, kalmış aklımda. Burada şey satılıyor. Torbaya işte mesela bakkaldan kola falan alırsan Ha? adam açıyor kolayı, torbaya dolduruyor, öyle veriyor. Şişeyi vermiyor sana. Niye? Depozito şey var diye, Allah Allah ya, ne kadar depozito. saçma. Almam lan o kolayı, gazı kaçırırım bunu koyup. Aynen, zaten öyle bir dolduruyor ki köpürüyor kola falan. Şerbet gibi bir şey içiyorsun. Ya ne kadar saçma ya. Ne oldu hocam Uruguay'da, anlat. Uruguay'da bir tane Airbnb'de kalıyorduk. Airbnb'deki adam Meksikalıydı. İşte barı falan vardı, onu işletiyordu. Adam takılıyor tabii her gün, her gece. Fark Evet. etmiyor. Uruguay'da da serbest olduğu için bayağı ağır takılıyordu. Aha. Böyle perşembe akşamı falan geldi adam eve. Kafası şey, pardon, perşembe akşamı çıktı. Cumartesi akşamı geldi eve. Cumartesi akşamı böyle kafası tabii uçmuş. Ruben adı bu arada. Kafası uçmuş geldi. İşte karnım aç falan. Yumurta yaptı kendine. Biz salonda oturduk. Yumurtayı gömdü. Geldi salona. Saat böyle gece 1-1,5 falandı. Adamın tam böyle şurasında yumurta kalmış. Yumurta parçacığı. Omlet yapmış. Nasıl yediyse artık
Tam böyle şurada bildiğin yumurta var yani. Sapsarı gözüküyor. Artık nasıl saldırdıysam buna koyayım. Ben dedi telefonumu unuttum dedi. Bir yerde dedi. Telefonum yok dedi. Çıktı dışarı. O gece şey yapmadı, gelmedi. Biz de böyle merak ettik. Nereye gitti acaba? Yani adam ölüyor zaten, yürüyemiyor. Neyse sabah geldi bir tane adamla. Sabah geldi. Hala böyle burada yumurta duruyor adamın. Adam polise falan gitmiş benim işte telefonum çalındı malındı diye. Yani Polise gitmiş hala burası yumurta nasıl kalıyor abi? aynen. Saçma sapan. Demedin Sokaktan mi bir abi tane yumurtan var demedin mi ya? Burada da yumurta var demedin mi? hiçbir şey diyemiyoruz çünkü adamın kafası çok böyle yüksek. Böyle ne desen yanlış anlıyor zaten. Saçma sapan O gece geldiğinde de zaten bize şey demişti. Siz benim kardeşlerimsiniz. Niye böyle davranıyorsunuz? Bana böyle bir gaza geldi. O yüzden şimdi buranda yumurta var desek adam şey yapardı. ya. Saçma sapan bunu okuyayım ya, hikayeye bak. Peki hocam, Çok var saçma mı ya. paylaşmak istediğin bir Instagram, bir şey, seni takip etmemizi istediğin bir yer var mı? Böyle bir girişimde bulunacak mısın Vallahi hocam? Instagram olabilir. Hem soru sormak isteyen arkadaşlara da Aynen. yardımcı olur. Özellikle Uruguay için böyle çok Türkiye'de bilinen ama yanlış bilinen şeyler var. Hı. Onları merak edenler için anlatabilirim. Nevele'ye verirsen Nevele chat'ten geçer onu abi. Eklemek istediğin bir şey var mı hocam? Tamamdır. Çok teşekkürler. Çok Biz keyif teşekkür aldım. ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz de keyif Kendinize aldık. iyi bakın. Eyvallah. Görüşmek üzere abi. Bay bay. Eyvallah.